Evet abi. Evet. Teknik imkansızlıklar bu kadar. Haksızlık etmeyin. Yani rüyamızda göremezdik bunları 5 sene evvel. Evet. Yani. Biz biraz karanlıktayız herhalde ama. Şöyle ışığa doğru şöyle şey yapsak. Gel şöyle ötelim mi biraz? Tamamdır. Evet. Evet arkadaşlar merhaba. Motoron kanalından herkese selamlar. Merhaba efendim. İyi akşamlar. Fuat Doman ile beraberiz. Niken lansmanından döndük. Evet. Kürkçü dükkanına. Evet. Bu akşam sizlere biraz güncel motorlar üzerine atıp tutalım istiyoruz. Peki atıp tutalım bakalım. Atıp tutalım. Fuat abi bu döviz kurlarıyla bu vergilerle olaylarını geçelim. Evet. Ne yapalım? Ne diyeceğiz ki yani? Evet ne diyebiliriz ki sonuçta evet. Durumlar böyle. Ne alınır? Mesela güncel yeni motorları konuşacak olursak. Valla gene MT07 abi. Evet değil mi? Yani İşin bence bu başı da sonu da MT07. Yani o fiyata, o kabiliyette, o kullanışlıkta başka yok abi işte ya da Tracer 700. Mesela. İşte cam çerçeve istiyorum ben ağzım burnum dağılmasın yolda giderken diyorsan şey o. Yani. Şimdi şöyle bir durum var biliyorsunuz. Hı. İlk geldiğinde Tracer 700 MT07'den epeyce daha pahalıydı. MT07'den pahalandı değil mi? MT07 şöyle bir durum oldu. MT07 yenilendi ve tabii neredeyse yok sattığı için sürekli fiyatı güncelleniyor. Dolayısıyla bu esnada yeteri kadar stoklanmış olan Tracer 700'ün fiyatı eski fiyattan hala satılmaya devam ettiği için onun evet. fiyatı sabit kaldı. Evet. Dolayısıyla benim görüşüme göre böyle bir avantaj var şeyde. Tracer 700 avantajına. Anladım. Anladım. Siz olsanız hangisini tercih edersiniz? Abi Tracer 700'ü tercih ederim çünkü yani o MT07'nin yaptığı işi de yapar. Ondan sonra gel bakayım buraya. Gel. Gel. Bir de kedimiz var. Tabii kedimiz gibi. De var. Böyle bir muzur kedimiz de var. Şöyle yani Tracer 700 MT07'nin yaptığı işi gayet güzel yapar. Çeviklikte işte virajda falan bence aratmaz özellikle onu. Yani MT07 biraz daha hafif, biraz daha derli toplu. Ama mesela MT07'den daha konforlu yapar bu işi. İşte camı çerçevesi, deposu itibariyle. Yani Tracer 700 de beni böyle ve çoğu aslında dikkat ediyorum insan da şey yapan biraz böyle bir duraksatan biraz domestik. Yani evcil görünümlü bir alet. Ama ona aldanmamak lazım. Yani paranın karşılığını en iyi veren bence motosiklet diyebiliriz hatta o anlamda şu anda. Konvansiyonel anlamda. Çünkü işte şehir içinde kullan, şehir dışında kullan. Yolcunla git. Ne yaparsan yap yani. Her şeyi. Ne yaparsan yap. Kaç para şimdi tesir ediyorsun? Her ikisi de 40 bin lira civarında. 40 bin lira civarında. Valla 40 bin liraya alınabilecek en akıllıca motor şu anda benim gördüğüm piyasada. Evet. Ya burada hani şimdi Niken'den geldik. Tracer 700 övüyoruz. Hani böyle bir ya tamam Yamaha'yı seviyorum da sen de seviyorsun ama hani Yamaha ne eylerse güzel eyler diye bir şeyim yok yani. Onu baştan söyleyeyim. Evet. Yani ikinci nesil Fazer 600 Naked kullandığım en kötü motosikletlerden biriydi mesela. Yani. Onu ama herkes söylüyor. Yamaha'nın kendisi dahil. Yani abi Allah'ım o ne? Sonra arkasına getirdi bir Diversion 600 falan bir garip şeyler çıkardılar. Hani öyle bir şeyimiz yok yani işte seviyorsak seviyoruz. Evet. Sevmiyorsak da söylüyoruz. Orada hiç bir çekincemiz yok. Tracer 700 başka? MT07 son dönemde yenilendi. Hatta ben gittim lansmanına. Evet ha anlat bakalım. Hatta, ne oldu yani sence yani amortisörler fark etmiş mi? Uzun uzun orada konuştum ama arkadaşlar o sunumu hiç beğenmediler. Çünkü biraz tutuk buldular beni. Belki siz yoktunuz birinci şey o. Canım, estağfurullah. Şimdi şöyle, bu lansmanlarda şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ondan bahsedelim. Küfretmeden önce onu bir anlayın. Şimdi hangi lansmana giderseniz gidin, oradaki çekim şeyini firmalar sağlıyor imkanını. Evet. Dolayısıyla elinize mikrofon veriyorlar, onlar veriyor. Ya da yakanıza mikrofon bağlıyorlar, onlar bağlıyor. Dolayısıyla evet. Ben orada sanatçı gibi elimde mikrofon tutarken onun bana veren prodüksiyon şirketi. Evet. Yani ben bunu almayayım da bana yaka mikrofonu takın diyemiyorum ya da siz de diyemezsiniz. Evet, sonuçta oradaki olanaklar neyse o. Onu geçecek olursak MT07 hakikaten çok güzel olmuş. Yani zaten çok iyi bir motor. Evet. Evet. Biraz daha facelift dediğimiz yeniden ele alınma durumu olmuş. Farın tekrar ele alınması, ön farın.
ve MT-09'un eski farına benzetilmesi durumu söz konusu olmuş. Peki. Yani süspansiyonlarda ya sen kullandın mı? Kullandım tabii. Yine Nike'de kullandığımız gibi 280 km kullandım onu da. Ha, evet. Nasıl amortisörlerde bir his farkı var mı sence? Amortisörlerde his farkı var. Kullanan gazeteci arkadaşlar da söyledi. Hı-hı. Biraz daha sert. Özellikle ön süspansiyon daha sert. Arka yay da daha fazla sarmal daha fazla açılarak biraz daha sert hale getirilmiş yayın şeyi. Dolayısıyla motorun ön arka davranışı daha yola uygun, istikrarlı bir şey izliyor. Peki bu sertlik yurdum bezemelerine nasıl tercüme edilebilir acaba sence böyle bir beklenti olarak? Yine benzer kötülükte yollarda da kullandık orada. Hiçbir şey yok, dezavantajı yok. Anladım. Sadece hani saldırı atak modu diyorlar ya ona, saldırı modunda biraz daha istikrar sağlıyor size bu sertlik. Anladım. Ama yumuşaklık olarak yine Sele nasıl? Sele müthiş olmuş. Ha. Şöyle. Çünkü şöyle lafını kestim. Kusura bakma. MT-07'nin konfor selesini ben bir hasta istemişim. Biraz işte benim boyum tam sığmıyor makineye. Bana öyle oluyor en azından. Hani 1-2 santim daha yüksek. Hani ondan yüksekten kurtarayım diye. Ya bu kadar berbat bir konfor selesi ben hayatımda görmedim. Adını bu kadar hak etmeyen bir konfor selesi ben görmedim. Duymadım yani. Orijinal selesi daha rahattı. Hı hı. Şimdi bu nasıl olmuş ona göre? Bunun selesi deponun iki yanına doğru uzatılmış. Hı hı. Deponun iki yanına doğru uzatılınca daha dizlerle rahat tutabilmenizi sağlamışlar. Eskisi hatırlıyorsanız çok geride kalıyordu. Evet. Bu bayağı bir roomy dedikleri mekanı genişletmiş. Salon Solomanje hale getirmiş ve iki yana doğru uzatıldığı için daha rahat depoyu tutabiliyorsunuz. Depoyu da yeniden şekillendirmişler. Daha doğrusu o gördüğünüz depo değil de depo kapaklarını iki yanda. Ne plastik bir şey mi koymuşlar oraya? Zaten plastik onlar. İki tane kapağı kapatıyorlar böyle. Onları tekrar şekillendirip dizle daha rahat tutmanızı, o esnada selenin sizi desteklemesini sağlamış. Orada şeyler var mı? Stomp grip gibi hani? Stomp grip üzerinde yok ama benzer bir şey var mı? Hayır, onlar yok. Pek ihtiyaç da yok. Çünkü gayet rahat tutuluyor. Motorun genişliği falan aynı. Anladım. Peki. Ama çok güzel olmuştu şeyi. Sadece Fransız bir tek tekerci arkadaşla orada gördük videolarda. Fikir teatisi yaptık. Fikir alışverişi. Onun Fransa'da da 49 bin kilometrede kendi MT-07'si varmış. Dedi ki Euro 3'ten Euro 4'e geçerken bunun biraz canını kısmışlar gibi. Yani aynı beygir veriyor ama bir gazda bir şey hissiyatı var dedi. Evet. Çok az, çok da kimsenin fark edemeyeceği belki bir şey. Bir fark var dedi. Bir de dedi ben bu motoru ben olsam dedi almam dedi. Çünkü benimki amortisörleri patlak çok kolay teker yapıyor. Bu o kadar kolay teker yapmıyor dedi. Yani evet merak ederim doğrusu yani yeni amortisörleri nasıl olmuş. Ama şunu söyleyeyim MT-07 amortisör takviyesine değişikliğine benim gördüğüm en iyi cevap veren motosiklet belki de. Hak ediyor yani. Evet. Yani birkaç motosiklette ben değiştirdim işte öhlinsler, köhlinsler falan diye değiştirmiş olarak gördüm. Ben öyle çok hani ay ilk öhlinsi aldım ama ne güzel oldu demedim açıkçası. Ya da aklım o kadar nerede o zamanlar. Ama MT-07'ye takılmış işte mesela nitro. Mümkünse arkası high speed, low speed iki ayarlı kompresyonlu olacak. Çünkü o bozuk yollarda high speed'i yumuşatıyorsun bayağı bir işe yarıyor. Mesela onlar da bayağı güzel cevap veriyor motor. Yani benim naçizane algılayabildiğim, bugüne kadar kullandığım motosikletler içerisinde, hele bir de ucuzluğu göz önünde tutulursa, amortisör modifikasyonunu, amortisör takviyesini en çok hak eden motosiklet bence. Evet. Ben çünkü öyle de kullandım, öyle sizin yani standart da kullandım. Değer, abi, ver onu, ver gazı, ver coşkuyu amortisör hatta konusunda. Bunu kullanan abilerimiz var galiba, XSR 700'de. Evet tabii. Çok hoşnut olduğunu söylüyorum. Armağan abi mutlu mesut vazgeçemiyor. Gitti bir tane şimdi yeni MT-07 aldı. Evet. Siyah galiba. Evet. Takip ettiğimiz kadarıyla. Doyamadı. Gitti onu yönetmenimize soralım. Sevgi Hanım nasıl şey? Bil durumumuz azalıyor. Azalıyor mu peki? bizde şey laf bitmez daha gerçi de. Başka ne var abi yeni son? Son ne var? Sonrasında Tracer 900 yenilendi. Belki ben ona çok şey yapamıyorum. Üzerine zıpladık. Şey güzel olmuş ama makyajlar falan güzel olmuş. Evet. 900'ün tabi. Şasede de bir şeyler yaptılar. Simular mı uzatmışlar galiba. Evet birazcık uzattılar. Yani bu sürüşe nasıl yansır denemek lazım. Çünkü ben bir türlü biliyorsun memnun kalmıyor. Özellikle Tracer 900'ün ilk nesli. Hani anlata anlata bitiremiyor herkes yani öyle söyleyeyim.
Evet. Yani satan bile, ben ona bir gittim sonra orası böyle bir ay şey oluyor falan diye. Bülent abiden de geçen bir dinledim yolculuk macerasını. Çok mutlu kalmamış o bile yani. Ama şimdi eminim biraz daha şey iyileştirilmiş. Evet, tabii evet. Tracer 900 ne yazık ki ben hatırlıyorum. 2015'te 33.500 liraya almıştım. 2015 yani çok uzun. İkinci yayını bulabilir miyiz o parayı? 33.500 ancak kazalı buluruz. Kazalı buluyoruz. Tabii. Vay be. Kazalı. Yani şöyle pertten çıkma ama temiz toplanmış. Ne diyorsun? Evet. Bulabiliriz diye düşünüyorum. İlerleme diye buna denir yani işte tamam. Bu arada unuttuğumuz şey MT-09 da Euro 4'e geçmesiyle beraber son derece geliştirildi. Ben 2017'yi kullanmıştım. Eren'inkini kullandım ve ben amortisörlerini, onu standart amortisörlerini beğendim mesela. Seni öncesilerden daha çok beğendim ama tabii bir kere kullandım. O ne kadar sağlıklı bir değerlendirme olur bilemiyorum. Sen ne diyorsun? Öncesilerin tabii sonsuz bir ayar şeyi var bence. Peki, onu henüz peki, denemedik. Peki. Ama öncesilerin... Daha ne diyeyim? Deimos geldi ayarladı arkadaş. Daha ne yapalım? Dünya çok ünlü amortisör uzmanı. Yani evet. Şimdi daha ne yapıyoruz ya? Daha ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz diye bir şey var. Öflinsler yani. Sizin MT-10 SP'de de ben kullanmıştım sizinkini. Evet. Hep biraz sert tarafta kalıyor. Abi SP'de başka bir dünya var yalnız. Onda haklısınız da. Yani öflins dediğiniz zaman bir kere... Evet, bir sert gelisi var arkadaşlar. Deimos'un dediği gibi çok iyi şeyler reklam departmanları evet, var bir kere. Evet. Dolayısıyla standart bazen daha iyi olabiliyor en azından sokakta. Evet. Yani 2017 MT-9'un standart amortisörlerini beğendim onu. Eren'in kullandım. Eren arkadaşımızdaki. Güzel dedim. Mahsur yok. Yani. Evet. Ne var abi başka? Kayda değer. Keto var. Keto. Evet aslında. Keto. Keto'yu ben arkadaşlara çok övmek istiyorum. Fakat fiyat yüzünden küfür ederler diye övemiyorum. Abi şimdi biz ne övsek fiyat uçmuş gitmiş evet. Zaten abi. Baksana pertten çıkma Tracer 900. O acayip uçuk. Evet. İsterseniz bir pil takıp siz tutabilir misiniz şeyi? İsterseniz onu alın. Alın o şey değil, sorun değil. Arkadaşlar mazur görürler bizi. Buyurun. Onu elinle tutacak mısın? Ama şey... Buyurun oturun, şey yapmayın. Parmakların, bardaklarımıza dikkat edelim sayın yönetmenim. Evet, teşekkür ederiz yönetmenimiz. Allah razı olsun. Şimdi biraz daha rahatladık bir şey. Ama eliniz ağrısa söylersiniz. Şimdi KTM 790 Dük. Evet. Ben kullandım. Nerede kullandım? Pek çok yer gezdi o motor. Şimdi bütün firmalar yapıyor bunu. Özellikle Batı, Türkiye'nin Batı kesimini gezdiriyorlar. Yamaha'nın Yamaha Yolda diye bir projesi var. Honda'nın test günleri var. KTM de aynı şekilde spor motorlarını dolaştırıyor ve çoğu kimse binmiştir meraklısı. Eminim ona. Tamam. Güzel bir şey bu. Bence güzel bir şey. Ben de Moto Punto Güngören'de Volkan Işık'ın yeni açtığı KTM bayisinde deneme şansım oldu. Ya Volkan Işık yeni KTM bayisi açtı. KTM bayisi aldı. Volkan abimiz Polini yürüyor. Evet derken yani. KTM'den girdi devam ediyor. Allah mesul etsin. Şimdi orada aldım test motorunu. Topkapı surlarına doğru devam edip şöyle bir oralardan devam edip şeyden at keserler. At kestikleri noktalardan geri döndüm. Peki. Şimdi spor modu, ondan sonra sokak modu, yağmur modu falan gibi modları var. Fakat hepsinde gaz atıl kurt. Atıl kurt. Ama şey değil galiba, değil mi? Hani ben sana atıl demedim ki kurt. Değil. Biraz kurtulmuşuz o işten. O işten kurtulmuşuz. Evet. Biraz daha rafine bir gazı var. Evet. Ona rafine bir kurt işte. Yani. Rafine kurt. Böyle yabancı ecnebi gazetecilerin dediği gibi böyle tek silindirli gibi hissediliyor biraz böyle. Evet öyle şey seri gibi. Demek o zaman uzun stroplu bir silindirli mi acaba? Olabilir. Onu bir şeyden... O güzel şey olsa. Severim ben o şeyi böyle dar çift silindirli güzeldir. Evet. Ki bu bir de paralel aslında ve bu gene böyle şey V taklidi yapan bir paralel mi? Şey crossplane değil galiba. Değil mi? Değil galiba ama sesi böyle bir enteresan. Ha. Bir de mesela marş düğmesi de bir enteresan. Şimdi marş düğmesine motorda bastığımızda ne olur? Bastığınız sürece gıv 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 almaya çalışır. Evet. Bunda arabadaki yeni düğmeler var ya basıyorsunuz. Sen şey diyorsun bunda hakikaten atıl kurt komutunu veriyorsun. Marş motoru kafasına göre takılıyor. Kafasına göre takılıyor. Eğer enerji varsa onu çalıştıracak. Anladım. Bir kere bastığınızda çalışıncaya kadar gıp 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 kendisi yapıp çalışıyor.
Ya, o bana enteresan geldi. Enteresan da işte hani böyle insan bir tırsıyor yani o. Evet. Durdurma şansın var mı amcayı? Herhalde şeyi kapatınca. Kill switch'ten durdurabiliyor muyuz acaba? Tabii durdurabiliyoruz. Sayın yönetmenim, siz şuna oturun. Hiç önemli değil. Şöyle gelin şuraya. Yoksa dayanılmaz bir acı olur. Barnaklarımıza dikkat edelim sayın yönetmenim. Şimdi benim motorda hissettiklerim çok güzeldi. Son dönemde hiç bu kadar Niken'den sonra heyecan verici bir motor bilmemiştim. Gerçi KTM konusunda sizin engin ön takım bilgileriniz var. Vallahi KTM gerçekten sıra dışı bir marka ve her zaman için yol versiyonlarında, yani kamyon tabir ettiğimiz yol endurosu büyük cc'lerde bile rakiplerine göre en azından hafif olmasıyla öne çıkan bir marka. Naked'larda falan iyice artık yıkılıyor arkadaşlar. 6.90'la başladılar esas bu işe. 6.40'la başladı da 6.40'ı sayıyor. O artık şey yani, yani ilk prototip diyelim. Acılar deryası yani. O zaman için iyiydi. 6.90'la başladı. Amca 150 kilo civarında 70 beygir veriyor. Evet. Yani bayağı uçuk bir şey. Evet. Hakeza işte bu 1290 Dük'te de sürdü ama şimdi 7.90'la çok güzel bir denge yakaladı amcalar. Evet. Yani 187 kilo dolu ağır. Olur öyle. Adettendir. Teknik imkansızlıklar. Olur öyle. Önemli değil. Ne oldu? Dolu mu ki ona? Biraz. Ama şey, çok fazla şey yapıyor. Titriyor. Fokus. Ha, fokus yapıyor. Tamam. Tamam. Yapar. Adettendir. Efendim, yani 187 kilo dolu ağırlık, 115 beygir. Galiba şu ana kadar rastlanmamış bir ikili. Evet, yani. Doğru. Ve nihayet yani ben senelerdir naçizane bir tarafımı yırtardım. Yani ya arkadaş, bir motosiklete konulabilecek, yani yarış motosikleti değilse şayet, yolda giden motosiklete konulabilecek bence en verimli motosiklet paralel 2. Neden? Çünkü kabaca tek silindir kadar yer tutuyor. Evet. Fakat tek silindirin acıları yok. Evet. Yani çift silindir devirleniyor rahat rahat. Daha gaz kontrolü daha rahat. Şey dikine. Evet. Mesela OV'ler bayılıyoruz. Tamam, çok güzel. VV. Abi OV'yi bir açtım mı? Hele bir de 90 dereceyse var ya, dağlara taşlara sığınıyor. Neden? Sonuçta makina motosikletin çekirdeği. Evet. O çekirdek şöyle birazcık gabarsa, bobarsa etrafı da çevresi de ona göre daha bir eksponansiyel, logaritmik ya da neyse kabarıyor. Yani motor büyüyor yani. Çekirdekteki en ufak bir büyüme motorun çevresine böyle daha bağlar, bahçeler olarak yansıyor. Dolayısıyla paralel 2 bence çok verimli bir motor ama benim tahminim yani işte hem piyasadan böyle bir ay paralel 2 böyle biraz şey böyle ne bileyim biz beğenmeyiz böyle V2 isteriz tribi var. Egzotik değil. Egzotik değil ama abi yani olur, niye egzotik olmasın? Yani ben de mesela sıralı 4 silindirleri sevmem ve gitti Yamaha M1 MotoGP'den esinlendi işte MotoGP yani V4 taklidi yapan sıralı 4 yaptı. Evet. Aslanlar gibi çalışıyor abi. Kaç senedir? 2009'dan beri. Tamam, buna da yap abi işte şeyde ya, o MT07 diye bir egzoz takıyorsun. Tabii. Vay nasıl sayın seyirciler aynen. Yani. M1 V benim diyor yani. Evet, evet. Çok kullanışlı, çok güzel bir motor. Benim tahminim üreticiler böyle fazla iyi çözümleri çok sunmak istemiyorlar. Çünkü o diğer yerlerden yemeye başlıyor. Yani arkadaşların diğer serilerinden yemeye başlıyor. Yani düşük hacimli, görece ucuzla satmak istedikleri motor böyle çok da fazla iyi olmamalı. Gibi bir kuşkum var benim. Yani buna ben ürün sakatlama diyorum. Hani şimdi motosiklet dünyasında öyledir böyledir diyebiliriz ama mesela kamera dünyasında, yani fanilere yönelik kamera dünyasında yani ispat edebileceğim ürün sakatlamalar var. Evet. Orada çünkü unsurlar daha az, çok daha bariz. Motorda çünkü kaçacak delik var abi. İşte motoru da öyle sığdıramadık da bıdı bıdı oldu da emisyonu da kıldı da tüy dedi. Kaçabiliyorlar ama mesela kamera dünyasında bildiğin ürün sakatlama var Japonlarda. Resmen yani. Şimdi aynı şeyden ben motosiklet dünyasında yapıldığı konusunda şüphelerim var.
Yani abi neydi bu paralel ki yani yapamadılar. Neyse nihayet sonunda paşa paşa MT-07 ile başladı bu Evet, iş. aynen öyle. Yani baktılar ki bir dakika ya bu gidiyor bu çok pek de tutuldu yani. 3 paraya da Evet. satılıyor. 3 paraya satılıyor, hiç problemi de yok yani Evet. motorun. Ya mesela bak o motorun en sevdiğim özelliklerinden ben de 1290 KTM Super Duke vardı. Aşıktım bu motora. Mükemmel işte 180 beygir falan. Abi otobanda gidiyorsun. 5000 devrinin altına inemezsin o motorla. MT-07 garip gidiyorsun. 6. vitesi al. 120 ile işte 205 mi yapıyor? 210 mu yapıyor? Ne yapıyor? 6. viteste elektrik motor gibi in çık. Evet, aynen öyle. Arada 180 beygir motorda vites değiştirmekten yorulmuştum ben. Garibim 75 beygir motorda otobanda tak altıya. Öyle git. Zaten bence sözünüzü keseceğim. MT Estağfurullah. serisinde bence kalkış ve gidiş diye iki vites olsa yeter. Evet. Çünkü o kadar esnek ki. Elektrikli motorlardaki gibi kalkış, sonra da işte Dry. 3'ten 6'ya kadar drive Evet. artık neyse onlarısı öyle bir şey olabilirmiş. Yani uzun lafı kısası paralel 2 bence hakkı yenmiş bir konfigürasyon. Ama paşa paşa geliyor. Çünkü aklın yolu bilir. Eninde sonunda oraya gelecek. Çünkü dediğim gibi kapladığı yer ağırlığı ve verimi açısından bence açık ara en iyi. Açık ara en iyisi ama hani diye, haklı olarak insanlar diyecek ki ya o arkadaş yani bu kadar firma bilmiyor da sen mi biliyorsun? Öyle bir iddiam yok ama dediğim gibi ürün sakatlama diye de bir şeyimiz var. Yani ucuz olan şey çok iyi olmamalı arkadaş. O ki pahalı ürününüzü satabilelim. Aynen. Enteresan olan bir diğer şey de, diğer iki şeyden bir tanesi, en uzun aksaralığı da Dük 790'da, biliyor musunuz? Bu şu ana kadar Yok konuştuğumuz ya. arasında. Evet. Ne kadar hatırlıyor musun? Yani 1455 mi? Öyle bir şey. Peki. Diğerlerinden yani en kısası MT10 mesela. Onların arasında. Tamam o ağır ama oradan Ağır ve kurtarıyor. belki şasisi farklı. Evet. Ama MT09'dan ve 07'den ve Street Triple'dan daha Allah Allah uzun. bak enteresan. Enteresan şekilde, ki daha küçük İlginç. duruyor mesela. İlginç. İlginç. Mesela onu da kullanmak isterim. Şimdi KTM'lerle dediğin gibi çok tecrübem oldu. 690 serisi işte Dük serisi 1190 serisi diyebiliriz. Hatta RC8'in de olduğu 690'lar özellikle çok çevik, çok şey yere iyi basan motorlar. Fakat en son model yani 2016'ydı o zaman galiba 690 Dük'le R olanı değil de bir alt modeli. Yani ayarlı değil süspansiyonlar ama yeterince iyi. Yine bir tane amortisör takılmış. Nitron amortisör takılmış MT-07'yi. Darlık yolunda. Birebir bir onu kullandım. Bir onu kullandım. Ve orada MT-07 beni iyice şaşırttı. Yani ben 690'ın daha öne çıkmasını beklerdim. Viraja giriş çıkış rahatlığı becerisi olarak bana MT-07 çok daha iyi geldi yani. Çok daha hata affediyor. Hatta affetmekle beraber performansından şey yapmıyor, feragat etmiyor gibi. Yani KTM iyi gidiyor ama bu 790 acaba bakalım hani Japon rakiplerine karşı ne vaziyette? Sürüp bakmak lazım. İzleyicileriniz çok nazik bir biçimde programı niçin soru cevap şeklinde yapmadığınız konusunda şikayetçiler. Peki, ben size soru sorayım Fuat abi. Ya biz düğmemize basınca konuşuyorum ben. Ne yapayım arkadaş? Yani soru soramıyorlar ki yani. Evet. Yani. İzleyici soruları. İzleyici soruları var mı? Var Peki. mı? İzleyici soruları varsa onları da Alalım. Peki. alalım. Bekliyoruz. Neyse, belki gelir. Evet. Bundan sonra da o formata döneriz artık. Yok, Yani gerekirse döneriz, gerekirse dönmeyiz. evet. Çünkü şimdi ben size söyleyeyim yani şimdi o formata döneceğiz. Eskiden ne güzel sohbet ediyordunuz ya da işte basıyordu düğmesine konuşuyorlardı bunlar falan diyecek de çıkar yani. Ya Hani. şöyle, tabii insanların farklı beklentileri oluyor. Evet. Onları hani mümkün olduğunca karşılamak tabii ki isteriz. Tabii ki. Tabii ki. Sor bir soru geliyorsa aklına ya da ben Biz, sana sorayım. evet, buyurun. Fuat Bey.